Her yıl olduğu gibi Bodrum, ünlü isimlerin en çok tercih ettiği tatil bölgelerinin başında geliyor. Bodrum'a da gittik beraber, İstanbul'da da yaşadık. Aziz dizisinin ardından gelen yeni projeleri değerlendiren Damla Sönmez, Bodrum tatilinde kameramıza takıldı. Ailesiyle kahvaltı yapan oyuncunun keyifli hali dikkat çekti. Damla Sönmez, çekim yapan ekibimize el salladı. Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever ve çocuklarıyla Bozburun'da tatil yapıyor. Sevgili Nurcan Saburu, alkışlarla sahneye davet ediyorum. Banu Halkın'ın ablanın sevgilini takdim etmek üzere.
oldu ama çok güzel bir sahne oldu. Bahri benim gerçekten çok kadim dostum. Nasıl ödül? Ödül değil. Var. Ödül değil tabii. Afrodit'e yaraşır bir altın taş da kalın dedik benim. Altın taş ödülleri zaten, altın taş ödülleri zaten. Yakışır mı onlar? 100 yıl ısıtları. Yıllar geçiyor, günler geçiyor. İkinci bir afyonumuz geliyor. İkinci bir afyon. Oh my god. Bebeğim. Sinemanın 100. yılında, Türk sinemasının 100. yılında 100 yılda gelmiş geçmiş en güzel kadın ödülü verdiler bana, biliyorsun. Biliyorum. Ama bu da çok heyecan verici. Biricik aşkıma hitap ediyorum. Büyük aşkıma. Kemal Yıldız'a hitap ediyorum. Amsterdam'a mı gittin? Hollanda. Evet, aynen. Evet, aynen. Efendim, alkışlarınızla sevgili Fatan Orkan'a 100 yılın ıslarına Afrodit'inize yakışır bir taç. Taçını alkışlıyorlar işte. Bu arada bağlanma alakalı şöyle bir şey var. Bütün kadınlar bunun bu konuda bence destek verecek. Kadınlar arasında böyle bir kıskançlık olur. Bunu hepimiz kabul edelim. Banu Hanım da şöyle bir özellik var. Görüyor size. Mesela böyle yapıyor. Sana birkaç tüyo vereceğim dediğim. Katiyen kıskançlık yok. Katiyen ego yok. Çok yani inanılmaz ve bununla alakalı hiç hemen sana birkaç tüyo vereceğim dediğim. Bunu böyle yap. Bunu da böyle yap. Hemen. O yüzden evet. Yapıyoruz. O yüzden. İkinci gelmiyor. Canını seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Ben de sizleri seviyorum. Harika bir gece. Sizlerle burada olmak gerçekten heyecan verici. Çok mutluyum, çok mutluyum. Sizleri seviyorum. Çok öpüyorum. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Bu güzel taç için sonsuz teşekkürler. Canınızın. Kına gecesinde. Evet. Tabii ki bebeğim. Beyaz Orkide isimli şarkısıyla Zafer Algöz'de Can Yılmaz, Florya'daki bir AVM'de Burada Olan Burada Kalır adlı gösterisiyle seyircilerin karşısına çıktı. Can Yılmaz, sahnede kardeşi Cem Yılmaz'ın kulaklarını çınlatmayı ihmal etmedi. Bizim sahneye çıkışımız aslında bir inat uğruna oldu. Biz sahneye çıkacağız kardeşim, gösteri yapacağız dediğimizde bize en başta muhalefeti kim koydu? Cem Yılmaz. Neden? Çünkü rakip istemedi. Genç yeteneklerin devamlı önü kapanıyor. İkili sahne öncesi soruları yanıtladı. Yüzündeki heyecanı görebiliyorum ama o beni rahatlatıyor. Profesyonel 5 senedir sahneye çıkan bir insan olarak. Yani Zafer abiyle sahneye çıktığın zaman bir şey olmaz diyorsun. İnşallah olmaz. Genelde ben ona güveniyorum yani. Bugüne kadar yaşadığınız esprili bir olay oldu mu peki? Olmadı. Olmadı ama bugün sanki olacak gibi. Çünkü uzun zamandır çıkmadık. Yani birkaç aydır çıkmadık. Çıkmadık. Çıkmadığımız için Zafer abi dizi setinde, ben de başka işlerle uğraşıyorum. Umarım hatırlarız. İnşallah. Hatırlarız. Yaklaşık 3,5 senedir Can Hoca ile beraber bu gösteriyi gerek Türkiye'nin birçok yerinde, gerek Avrupa'da ve Amerika'da da sergiledik. Şimdi bu senede artık uzun bir ara vermiştik bu yaz döneminde. Şimdi bundan sonra tekrar başladık. Bu bir hatırlama olacak bizim evet, için. Hatırlama. Algöz'de Yılmaz gösterilerine Cem Yılmaz'a inat olsun diye başladıklarını röportajda da vurguladı. Biz ilk olarak Can'la beraber Burada Olan Burada Kalır etkinliğini sosyal medyada yapmıştık YouTube'da.
YouTube'da yaptıktan sonra bir iddia üzerine biz bunu sahneye taşıdık. İddiaya sebebiyet veren de sevgili kardeşi Cem Yılmaz. Sahneye çıkamazsınız. Beceremezsiniz. Durduk yerde başımızı belaya soktuk. Belaya sokmayın. 10 dakikada anlatacağınız her şey biter. Sonra sizi döverler. Ama dediğim şu anda Allah şükür. Bugün de dahil inşallah bir dayak yemedik. Zaman zaman bazı yerlerde afişleri bizi toplattı. Evet. Bizi engellediğine tanık olduk ama yine de biz genç komedyenlere her zaman destek veriyor, evet. Sağ olsun. Can Yılmaz, yeni Kemal Yılmaz'ın ileride iyi bir komedyen olacağını ifade etti. Genç komedyenler demişken bir yandan Kemal'i de aynı ekibe alır mısınız böyle biraz daha? Kemal de yetişiyor. Geçen gün güzel bir iki tane espri yaptı. Yaptı mı? Tabii benim yanımda yetişmesi benim yanımda yetişmesi onun için bir artı. Artı. Çünkü baba komedyen, amcası öyle, aile fertleri de öyle. Tolga var. Tolga var. Özge var, kız kardeşim. Anne baba yani da komedyen. Yani mutlaka bir şey olur. Kesin bir şey olur. Yani çok absürt bir şey seçmezse kendini. Evet. Olabilir. Evet. Can Yılmaz'a 9 yaşındaki yeğeni Kemal'in babası Cem Yılmaz'a yaptığı espri hatırlatıldı. Senin için yaşlı şişman diyorlar. Sen harika bir adamsın ya dedi. Olur mu dedi öyle şey. Ben de her zaman yanındayım. Babacım dedi, sen ölsen milletin IQ'su düşerdi. Geçen hafta bir espri yapmıştı, Cem Yılmaz bahsetmişti. Ya baba işte Allah göstermişse sen vefat edersen ülkenin IQ seviyesi düşer diye. Size böyle espri yaklaşımları oluyor mu mesela? Olmuş ama. Biz hiç adam yerine koyuyoruz. Ben ilk çıktığımda bu çıkışım 5 dakika sürüyordu. Ve hemen telaş içinde ve Zafer Algöz diyordum. Bunu şimdi ben 20 dakikaya kadar çıkardım. Bunu 1,5 saate çıkarırsam kendisi... Kolay değil böyle yaşama, kolay değil bunca yükü böyle taşıma, kolay değil. Süperstar Ajda Pekkan, Kuru Çeşme açık hava sahnesinde yoğun istek üzerine 3. kez sevenleriyle buluştu. Yıllara meydan okuyan 76 yaşındaki Pekkan, göğüs kısmı siyah, tül ve taşlardan oluşan şık bir elbiseyle seyirci karşısına çıktı. Konser sırasında aniden yağmur bastırdı. Süperstar olumsuz hava koşullarına rağmen sahneden inmedi. Şemsiyeleri ve yağmurluklarıyla renkli görüntüler oluşturan seyirci tüm şarkılara yağmur altında dans ederek eşlik etti. Allah'ım, bu gece ne güzel gece olacak. Yağmura rağmen çok güzel olacak. Göreceksiniz. Belki de iyi ki yağmur yağıyor. Ve evet. Yağmurlu bir gündü. Tıpkı bugün gibi. Ben sizden yalvaracağım. Sen aradın, sevgi buldun mu? Yabancı kollarda mutlu oldum. Ara vermeden 2 saat boyunca sahnede kalan Pekkan, bitmeyen enerjisi ve muhteşem performansıyla izleyenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Ajda Pekkan, yoğun istek üzerine 1 Ekim'de 4. kez Kuru Çeşme'de sevenleriyle buluşacak. Sevgi buldun mu? Yabancı kollarda mutlu oldun mu? Yani sizlerin bu yağmura rağmen burada olmanız var ya, işte bizi bugünlere getirdi. Onun için sizler ilk varsınız. Çok da teşekkürler ediyorum. Yüreğim hep sizlerle. Gerçekten bunu böyle bilin. Böyle biliyorsunuz zaten. Öyle olmasa böyle olur muydu? Büyük aşkız. Çok hızlı bir detay alıyorum. Evet buyurun. Bir saniye. Açtım. Çok kısa.
Merhabalar Esra Hanım, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Konserdeyiz. İzel Çelik Ercan. 30 yıl sonra. Dile kolay. Şimdi ben tekrardan zaten bir 90'lar aşığı olarak, bir de İzel Çelik Ercan'ın tüm şarkılarını ezbere bilen biri olarak tekrar onları sahnede göreceğim için çok mutluyum. Bir de bunun yanında Ercan Saatçi'nin benim en yakın arkadaşım ve en sevdiğim insanlardan biri olması bu geceyi daha farklı kılıyor benim için. Çok heyecanlıyım. Yani hani Ercan daha rahat, biz hepimiz ondan daha fazla stresliyiz. Biraz sonra çıkıp işte bütün İzel Çelik Ercan şarkılarını herhalde ezbere söyleriz. İnsanlar da özlemiş anladığımız kadarıyla. 3 gün üst üste konser veriyor. Hepsi önceden, dolu. Hepsi bitti. Nasıl bir sahne bekliyorsunuz siz de? 30 yıl sonra tekrardan bir aradalar. Neler değişmiş olabilir sizce? Tabii ki hayat ve zaman değiştirmiş olabilir ama o şarkıların, yani o eserlerin bize hissettirdikleri bambaşka olduğu için, yani Dönmelisin ayrı, işte Yeniden ayrı, bütün o İzel Çelik Ercan şarkıları bence bizimle o 90'lardaki gibi aynı ruhta olacak. Yani biraz sonra bence göreceksiniz, hepimiz bağıra bağıra söyleyeceğiz o şarkıları. Siz neler yapıyorsunuz peki? Yaz nasıl geçiyor sizin? Yaz güzel geçiyor. Çocuklarla beraber tatilimizi yaptık, geldik. Çocukların işte, onların aktiviteleri tamamen bütün zaman onların. Onlarla beraberdik. 29 Ağustos'ta da program başlıyor Esra Erol'da. Son hazırlıklar yapılıyor. Biz de inşallah önümüzdeki hafta yayında olacağız. Yeni sezon hayırlı olsun diyorum o zaman. Çok teşekkür ederim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yani tüm diziler ve programlar da başlıyor. Bütün emeği geçen herkese, tüm meslektaşlarıma buradan kolaylıklar diliyorum. Güzel, başarılı, sağlıklı bir sezon olsun. Teşekkür ederiz. Mersi, çok teşekkürler. Gülben Ergen, Kuru Çeşme açık havada sevenleriyle buluştu. Köpeği Gonca ile beraber sahneye çıkan Ergen, daha ilk şarkısında detone oldu. Ünlü şarkıcı Çare'yi sahneden inip tekrar geri dönmekte buldu. Ergen sahnede detone olmasıyla ilgili gelecek eleştirilere magazin tarihine geçen "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" sözüyle yanıt verdi. Yani bu çocuk gibi heyecanla 40 senedir söylediği şarkıya pat diye erken girmeler falan. Kıyafetimi mi göstereceğim, kendimi mi göstereceğim, nasıl hava yapacağım bilmiyorum. Çok mu havamız kaçtı yani? Magazinler bize neler diyecek? Desinler, unutmuyoruz ki. Ne oluyor? Tamam, kaldığımız yerden devam edelim. Şu an daha iyi hissediyorum. Karnımı içeri çekiyorum, her şey çok yolunda. Bu da böyle. Ünlü şarkıcı konserin ikinci yarısında kırmızı bir kıyafetle sahneye çıktı ve seyircilerin arasında dolaşırken Yıldız Tilbe taklidi yaptı. Seve seve her şeyimi, ben o yare kalbimi
Gülben Ergen bir ara seyirciler arasında oturan annesi Gülser Ergen'e takıldı. Ağustos'ta 50 yaşına giden ünlü şarkıcıya sahnede sürpriz yaş günü kutlaması da yapıldı. Ya bu nasıl bir pasta, bakar mısınız? Çok teşekkür ederim. Ay çok güzel. Bunu AAG yazıyor. Hadi beraber keselim. Elimi tuttuğunuz farz ediyorum. Kesiyorum. Çocukların olduğu yerden kesmiyorum. Gülben Ergen'i Kuru Çeşme sahnesinde Avustralya'ya yerleşen ünlü oryantal Tanyeli de yalnız bırakmadı. Ergen'in sahneye davet ettiği Tanyeli dans şovuyla keyifli anlara imza attı. O ilk bakış, bakış var ya, orada bittim sana. Aklı eyle, fikrimde sen, neredesin be ana? Gülben Ergen, Tanyeli'nin figürlerine eşlik etmeye çalıştı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, kıyafet seçimine çok önem verdiğini belirtti. Provalara İstanbul'a Bodrum'dan da gidip geldim. Çünkü kıyafetleri düşünmek gerçekten çok önemli. Sahne bir bütün, ışığıyla, sesiyle, kostümüyle. Çok önemli bir şey. Ama öyle olmalı. Dünyada da bu böyle. İnsan mesleğinin her şeyine çok özen gösterilmeli bence. Saçından, repertuarından, sesinden, şarkılarından, aksesuarından, halinden, tavrına kadar önemli bir şey seyirciye saygı. Seyirci bunu fark ediyor. 28 yıldır bu işi yapıyor olmanın sırlarından birisidir o. Aksesuarları soracaktım aslında. Bütün kostümü, yok bunların içi boş. Boş yok. Yoksa buraya böyle alınır mı? Külçe gibi. İçleri boş, öyle ağırmış gibi duruyor ama değil. Mayıs ayında oğlu Ali'yi kucağına alan ünlü oyuncu Hande Soral, ilk kez yaşadığı annelik duygusunun tadını çıkarıyor. Soral, oğluyla bu yaz ilk tatiline de çıktı. Güzel oyuncu geçen günlerde bebeğini uyutup eşi İsmail Demirci ile Alman şef Thomas Bünher'in hizmet verdiği Bodrum'daki ünlü bir restoranda soluğu aldı. Gayet güzel geçiyor. Oğlumuzla ilk tatilimize çıktık. Kolay değil ama çok keyifli tabii. Yani onunla her şeyi yapabilmek çok güzel ama kolay değil tabii. Sağ olsunlar bana en az yükü bırakmaya çalışıyorlar. Herkes zaten sevgiden dolayı çok ilgileniyor, kucaktan kucağa Ali geziyor. Bence dünyanın en yakışıklı bebeği. evet tabii. İyi bir tatil arkadaşı şu an. Rahat rahat tatil yapıyoruz evet, onunla. Evet, çok şükür sorunsuz geçti bugüne kadar günlerimiz. Sağlıklı, huzurlu bir bebek. Evet, söylemedim, bir bebek. Eşinin doğumuna da giren İsmail Demirci, anne olmanın zorluğuna vurgu yaptı. Hemcinslerime haksızlık etmeyeyim ama ben doğuma girdim. Bu süreci gördükten sonra babalar hiçbir şey yapmıyor. Yani bizimkiler çok tatlı tatlı, küçük yorgunluklar, annelerin hakkı ödenmezler. Buradan da onu söylemiş olayım. İnanılmaz bir şey. Gerçekten kadınlarımıza çok saygı duyuyordum. 3 kat daha fazla saygı duymaya başladım. Çünkü inanılmaz bir şeymiş. Hande Soral, eşinin çok ilgili bir baba olduğunu söyledi. Ben belki daha geç anne olduğumu hissetmişimdir, öyle söyleyeyim yani. İsmail gerçekten yani, ilk günden beri tam bir baba. Yani
hep ona yetebilme hissi var zaten. Hani yetmeye çalışma. Çünkü o daha küçücük. Elimden geleni yapıyorum. Yani umarım onu memnun edebiliyorumdur. Şimdi öyle oldu çünkü. Soral en az iki çocuk sahibi olmak istediklerini belirtti. Yeterince iyi büyütebilme, yeterince iyi bir evlat yapabilme korkuları, endişeleri hep olacaktır. Ama evet, bir çocuk sahibi olmayı istiyorduk. Hatta en az iki çocuk sahibi olmayı istiyoruz. Çok şükür Ali'mize kavuştuk. Kuzey Yıldızı dizisinde kız çocukları olan Karadenizli, iyi kalpli bir adama hayat veren İsmail Demirci, son projesi İyilik'te ise eşini aldatan bir karakteri canlandırıyor. Değişik bir tecrübe oldu çünkü ben en son Kuzey Yıldızı'nda çok iyi bir karakter oynuyordum. Şimdi biraz tam tersini oynuyorum. Ama sokakta birileri gördüğü zaman şimdi de kötü kötü şeyler söylemeye başladılar. Demek ki ben işimi iyi yapıyorum. Güzel gidiyor şu ana kadar. Yani yönetmenimiz, yapımcımız sağ olsunlar, çok güzel bir set ortamımız var. Geçen sezon Bir Zamanlar Çukurova dizisinde kamera karşısına geçen Hande Soral, setlere bir süre daha annelik molası vereceğini ifade etti. Ben biraz evdeyim. Evet, ben biraz evdeyim. Ona biraz müsaade ediyorum. Bizim evde de bir dizi çekiliyor şu an. Ufak bir. Tatlı bir dizi. Evet. Yani aynı yorgunluk var evde de. Birazcık daha büyüyünce inşallah tekrar dönüş yaparım. Gittikleri restoranda ünlü Alman şef Thomas Bünher'in menüsünü tadan İsmail Demirci, sporu daha fazla yemek yiyebilmek için yaptığını da sözlerine ekledi. Vallahi yemek için yaşıyorum diyebilirim. Kendi adıma çok seviyorum. Gerçekten yani bir yere çok büyük kilometreler yaparak gitmişliğimiz vardır beraber. Evet. Yemek için çok seviyoruz ikimiz de. İsmail sporu bile yemek yiyebilmek için yapıyor yani. Formumu koruyayım ki istediğim her şeyi yiyebileyim diye. Yani. Aynen, ben de çok seviyorum yemek yemeyi. Yapmayı da çok seviyorum. Ama tabii böyle bir tecrübe bambaşka bir şey. Yani evet. Ünlü şeflerin ama elinden. Çok evet. Hazır mıyız? Evet, merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Evet, güzel bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok keyifliyiz. İyi ki davet edilmişiz diyorum. Hı-hı. Çok sevdiğimiz insanla karşılaştık. Hı-hı. O yüzden keyifli geçeceğini umuyorum. Sizin yarın, abi. Nazlı zaten çok sevdiğimiz, çok yakın bir arkadaşımız. Fırsat buldukça böyle bize dahil olmaya çalışıyoruz. Onun harika bir organizasyonları diyebilirim. Bu da onlardan biri. Daha yeni başlıyoruz da heyecanla bekliyoruz bakalım. Nasıl olsun, yeni projeler var mı? Neler yapıyorsunuz şu anda? Ben şu an dijital işimiz için Ankara'ya gidip geliyorum. Henüz baba başlamadık, kasetine çıkmadık. Onun da eli kulağındadır, bir 2-3 gün kadar sonra o da başlayacak muhtemelen. Böyle yoğun bir tempomun içindeyiz. Tatil hızlı geçti o yüzden. Biraz üzgünüm. Babayla ilgili şu anda peki oyuncu kadrosunda değişimler var mı? Kimler katıldı diziye? İnanın kimlerin katıldığını henüz biz de bilmiyoruz. Bir Levent Ürgen yayınlandı. Herkesin bildiği. İlk zaten bir senanın paylaşmıştı. Onun haricinde yeni eklenen oyuncuları biz de bilmiyoruz. Çok giden oldu. Hikaye de bayağı değişti. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizin haberiniz olmadan Sayın Birsen Altuntaş'ın tabii ki de haberi oluyor. Haberleri zaten paylaşıyor. Aynen. Genelde benim ondan, haberim olmadan insanın onun haberi. Haberi yani artık. Evet. Evet. Siz neler yapıyorsunuz? Diziyle ilgili soralım o zaman projelerden. Ya da film olarak. Bizim çok yeni bitti dizimiz. O yüzden ben dinleniyorum bu aralar. Benim tatilim daha devam ediyor. Özge'nin yerine de tatil yapmaya çalışıyorum böyle kendi çapımda. Onun haricinde biraz daha kişisel kendime zaman ayırmaya çalışıyorum. Çok uzak kalmıştık bazı şeylerden. Spordu, seyahatlerdi vesaire. Yani yeni sezona hazırlık diyebilirim. Elimizden geldi. Dijital demişken Ankara'ya gidip geliyorum dediniz. Birazcık detay verebilir misiniz? Hangi dijital platform olduğunu? Şeyi çekiyoruz şu an biz. Erdal abiyle beraber. Sağ olsun, çok yardımcı oluyor. Çok keyifli sahneler çektik. Ben de izlemek için sabırsızlanıyorum. Çünkü genelde hep canlandırdığım karakterlere nazaran çok zıt bir karakter bu sefer. Hiç öyle piripak bir karakteri canlandırmıyorum yani bu sefer. O yüzden çok heyecanlıyım. Bakalım Kasım, Aralık gibi herhalde yayınlanacağını söylüyorlar. Gecikebilir. Sabırsızlıkla bekliyorum. Siz nasıl bir karakterde göreceğiz orada peki? Çok değişik. Çok fazla serbest söylemek istemiyorum. Spoiler olur. Bayağı şaşırtacak. Ama çok zıt. Hiç beklenenin aksine çok zıt bir karakterdi. Siz senaryo okuduktan sonra tepkiniz ne oldu peki karakteri gördükten sonra? Yani benim zaten Özge her zaman olduğu gibi inancım tam. Bu zamana kadar
canlandırmadığını geçtim. Belki okumadığı da bir karakterdir. Yanından bile geçmiyor. Evet. O yüzden çok ters köşeli, böyle izleyici gerçekten çok şaşırtacağına inandığım bir karaktere hayat verecek. O yüzden ben de en az onun kadar heyecanla bekliyorum. Bakalım nasıl bazen bir şey çıkacak. Bazen tanınmayacağımı bile düşünüyorum. Yapılan makyajla, saçla tanınmayacağımı bile düşünüyorum yani. Ama altına kocaman kocaman yazacağım. Hani her sahnede adımı geçin lütfen tırnak içerisinde. Ama harika bir iş çıkacağına yeminim yani. Zaten harika başlayan, harika devam eden bir işti. O yüzden bir parçası olmaktan... Yapbozun bir parçası olduk. Süper. Biraz özel hayata değinmeden edemeyeceğim. Hakkınızda haberler çıkmıştı çünkü evlilik yoluna giderken bir ayrılığın geldiğine dair. Bu haberler gerçeği yansıtıyor mu? Gerçekten öyle bir ayrılık yaşandı mı? Yaşandıysa da ne zaman tekrardan barıştınız? Yani böyle bir nazara mı geldik diyeyim artık. Herkes öyle diyor. Böyle bir dinlenme süreci geçirdik diyebilirim bireysel. Evet, onunla ayrılık oluyor tabii ki. Birbirimize biraz zaman verdik, kendimize biraz zaman verdik. Dinledik, düşündük, uygulamaya çalıştık vesaire. Tabii bu süreçte büyüdük de hakikaten. Haliyle tekrar bizi hayat bir araya getirdi. Yani çok evet. Mutluyuz biz de. Kaderin önüne hiçbir şey geçemiyor evet. Bence bir noktada. Güzel bir birlikteliğimiz vardı. Şu noktada itibaren de güzel devam ettiğine inanıyorum. Bazen hayatta kısa esler oluyor. Her olay için böyle. Özlemler giriyor devreye falan böyle. Ayrılık kararı kimden geldi o dönem peki? Yani bir karar almadık aslında. Evet, ani oldu. Biz öyle de diyelim. Bir şey değil. Evet. Tekrardan barışma kararı peki? İnanın o da kararsız oldu. O çok tesadüf. Yani öyle güzel bir şey ki tüylerim diken diken oluyor her aklıma geldiğinde. Biz karşılaştık. Ve öyle bir yerde karşılaştık ki, öyle bir şekilde karşılaştık ki yani Özge bir dakika önce veya sonra evden çıkmış olsaydı asla karşılaşamıyordum. Yani kelebek etkisi gibi olmuş burada aslında. Yani inanılmaz bir şeydi yani. Nasıl oldu? Biraz detay verir misiniz Özge'ye? Bildiğimiz sokakta karşılaştık. Bir kahve içelim mi dedi. Ya ben yürüyüş yapmak istemiştim. Böyle bir yürüyüş ama nasıl bir yürüyüş böyle? Hani Caddemoz'dan sahili falan olsaydı diyorum ama değil. Böyle benim mecralarda. Özge'nin mıntıkalarda birazcık geziniyordum böyle bir bakayım edeyim nasıl bir yer, nerede yaşıyor falan. Yani öyle hiç ummadığım bir anda yere baka baka gidiyorum böyle elimde telefon. Pat diye karşılaştık bir anda. İkimiz de kaldık böyle birbirimizi görünce. Merhaba, hadi gel kahve içelim. İle başlayan bir şey oldu yani. Sonra kahve içmeye oturdunuz. Özlemlerden mi bahsedildi? Bir daha kalkmadık. Buraya gelmek için kalktık. Hala kahve içiyoruz biz. Genel olarak her gün. O zaman inşallah evliliğe gider diyelim. Var mı öyle bir düşünceniz şu anda kısa süre içerisinde? Ya her mutlu, her gerçekten birbirini çok seven birlikteliklerde olduğu gibi biz de tabii onunla taşlandırmak isteriz beraberliğimizi ama artık bugün bunun muhabbetini çok yaptık da şeyi öğrendik biz ya, böyle isteklerimizi zamana yaymayı, böyle akışa zamanla bırakmayı. Akışa bırakmayı. Evet, daha hem sürprizli oluyor, hem daha heyecanlı oluyor, daha beklenmedik anlarda çok daha farklı şeyler çıkabiliyor karşımıza. O yüzden bakalım zaman ne gösterecek. Hayırlısı olsun diyelim, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.
merhabalar. Selamlar. Dileriz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sizin gününüz bugün. Siz evet. Nasılsınız? Biz bomba gibiyiz. Değil mi aşkım? Bomba gibiyiz. Heyecanlıyız. Harikayız. Güzel bir gece bizi bekliyor. Evet. Zaten çok uğraştık bunun için. Evet. İnşallah her şey çok güzel gider. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Nasıl başladı peki hikayeniz? Bizim hikayemiz yaklaşık 1,5-2 sene olmadı. 2 sene olmadan evetimizi dedik. Yine iyi beklemişiz 2 sene. Tabii bir 37 yaşına kadar birbirimizi beklediğimiz için evet, iyi beklemişiz. İyi beklemişiz. Nasıl bir evlilik teklifi geldi peki? Hayalleriniz açık gibi miydi? Aa, güzeldi. Çok güzeldi. Onu paylaşmıştım. Ve çok güzel bir yerde sürpriz yapmıştı. Çok güzeldi. İçimizden geldiği gibi duygusal bir evlilik teklifi ettik. Peki bugün evleniyorsunuz. Bir balayı planı var mı? Var. Şöyle yakın yerlere gitmek. Bir tık herhalde yurt dışı olarak yakın yerlerde. Evet. Birkaç yer araştırdık ama onlar çok uzaktı. Hani dedik bu kadar jetler falan olmasın. Yorgunluğa dedik kısa yerlere gidelim. Ama yurt dışı tercihimiz. Yakın bir zamanda yapacağız balayını da. Gelinin arabasını soralım. Damat bey offroadcu olunca benim de özel olarak tercihim offroad oldu. Biz biraz ekstrem sporları seviyoruz. Özellikle kardeşim, onun özel bir ekibi var. Onlar da sağ olsunlar bize böyle bir jest yaptılar. Sevda'nın çok istedi daha doğrusu. Evet. Tek gelinlik olmayacak galiba. Var, after'ımız var. After'a kalacaksanız beklerim after kıyafetinde. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Boyu. Çok teşekkür ederiz. Çok her şey güzel geldiniz. Teşekkürler. Biz bir poz alalım bir. Çekin abi fotoğrafı.